Ortada bir mesele var konuşmak istediğim. Kısmet bugüneymiş. Son zamanlarda bu zihnen ve bedenen yorgunluk yaşamamın üzerine tam denk geldi diyebilirim. Konu ne peki? İnternette insanların daha verimli olması için diğer insanlara verdiği saçma sapan tavsiyeler. Benim buna kısa bir isim bulmam lazım. Ne haber? Nasılsın? İnşallah her şey yolundadır gençler. Her şeyin başı sağlık. 80 yaşındaki teyzelere döndüm diyeceğim ama etrafımdaki 80 yaşındaki teyzeler benden daha enerjik olduğu için pek doğru bir benzetme olmayacak. Bu arada hepinize teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Kendimi daha iyi hissediyorum şimdiden. Tabii daha biraz ağrı devam ediyor ama geçecek biliyorum. Desteğinizi hissetmek bile bana ayrı bir kuvvet verdi. Gerçekten söylüyorum bunu. Tabii ben şimdi kendimi biraz daha enerjik hissediyorum, video falan çekiyorum ama bu benim günümü daha verimli geçirmek ve işlerimi yoluna koymamı sağlamak için yeterli mi? Onu pek bilemeyeceğim. Tabii bu konuda kendimi geliştirebilir miyim? Ne yapmam lazım veya neyi yanlış yapıyorum diye internete geldiğim zaman gördüğüm şey apayrı bir saçmalık oldu. Çünkü insanlar bu konuda diğer insanlara her zaman çok saçma sapan şeyler öneriyorlar. Mesela bir insan neden sabahın 4'ünde uyanır ve neden o sabahın 4'ünde yürüyüşe çıkar? Bebeğim sen salak mısın? Bebeğim sen mal mısın? İnsanlar nasıl bir dünyada yaşıyor? Veya biz bu insanlarla aynı dünyada mı yaşıyoruz? Ben bunu merak ediyorum. Ben o saatte kapının önüne çıksam daha bir adım atmadan mevcudu 20'den fazla olan bir it sürüsü tarafından kovalanmaya başlarım. Çünkü o saatte kapının önünde bir dalaş halinde oluyorlar. Bakın daha insan faktörüne hiç gelmedim. O saatte kim bilir nasıl insanlarla karşılaşılır, ben tahmin bile etmek istemiyorum. Tut ki dışarı çıkmadık, sabah yürüyüşümüzü, sabah sporumuzu yapmadık. Diyorlar ki güneş doğmadan soğuk bir duş alın. Bırak o saatte soğuk duşa girmeyi, yazın 50 derece sıcağında bile soğuk duşa girmem ben. O kadar ters. Deli dürtmüş gibi, o nasıl tavsiye ya? Neyi amaçlıyorsun sen? O saatte duşa girmenin amacı ne? Amacın ne senin? Bir de eğer dikkat ettiyseniz o saatte uyananlar veya o saatte uyanmayı tavsiye edenler genelde oturup sabah olumlaması yaparlar, meditasyon yaparlar, oturup böyle günlük falan doldururlar. Daha günün doğmasına 3 saat varken oturup günlük mü dolduracağım ben? Bu mu verimli olmanın yolu? Resmen boş bakkal bunlar. Eğer o saatte kalkabilseydim, ayık olabilseydim, kafam yerinde olsaydı oturur işime bakardım. Neden böyle saçma sapan şeylerle uğraşayım ki? Tabii bunu söylerken bu insanların kafalarını sabah erkenden boşaltıp kendilerini erken saatte işe vermenin kolaylaştığını düşündüklerini de farkındayım. Ama o iş öyle gitmiyor. Biraz hakikaten boş bakkal işi bu. Gerçekten işi olan adam o saatin kıymetini bilir, oturup boş boş işlerle uğraşmaz gibi geliyor bana. Ve sürekli kendini meşgul tutma, sürekli böyle yaratıcılık üzerinden ilerlemeye, sürekli işine odaklanma, kendini böyle sürekli bir şeylere verme mevzusu internette hustle culture diye biliniyor. Ve çok zararlı görülen bir mevzu. Sosyal medya ile bağdaştırıyorlar. Aynı Instagram'da herkesin mutlu, güzel ve eğlenceli olması gibi. Sanki insanların sürekli çalışması, sürekli bir şey yetiştirmesi bir kota doldururcasına kendilerini yorması gerekiyormuş gibi bir hava yaratıldığını söylüyorlar. Ve bu da tabii insanlarda büyük bir anksiyeteye sebep oluyor. Zaten anksiyete sahibi olan insanları da bu hale düşürüyor tabii. Çalışarak çok güzel yere varılacağını, çok büyük işler başarılacağını söylüyorlar ve insanlara böyle bir umut vaat ediyorlar. Ama işin aslına bakılacak olursa bu olay tamamen gerçeklikten ve pratiklikten uzak. Onlar yok mu onlar? Şahsen ben bir güne nasıl iyi başlarım biliyor musun? Yeterince uykumu almış olarak sabah kalkıp güzelce bir kahve yapıp kahvaltımı o kahve eşliğinde yaparak kafamı dinleyerek sakin bir şekilde güne başlamak beni çok daha verimli bir insan haline getiriyor. Ama tabii kalkar kalkmaz kahvaltıya oturmayı sevmediğim için o zamana kadar biraz işlerimi yoluna koymak da bana biraz azim veriyor. Sonunda oturup güzel bir kahvaltı yapacağımı bilerek. O zaman gerçekten çok fazla iş yapabiliyorum o 1-2 saatlik süre içerisinde. Bunca zamandır evden çalışıyorum. İnsanların sürekli başkalarına verdiği saçma sapan tavsiyeler yerine size sadece bir tane tavsiye verebilirim. O da kendinize bir mühlet koymanız. Bu kadar. Şu zamana kadar bu işi bitireceğim. İster sabahın 4'ünde kalk, deli dürtmüş gibi, istersen öğlene kadar yat, ondan sonra işini bitir. Bir mühlet koyduğun sürece her zaman işini başaracaksın demektir. En azından benim için öyle oldu, bilmiyorum, sadece kendimden örnek veriyorum. Bir de to-do list'ten bahsetmek istiyorum kısaca çünkü nefret ettiğim bir şey bu to-do list. Yanlış anlamayın, eskiden yapmayı çok severdim. Yapacağım işleri yazıp yanına tik atmak çok keyif verici olabiliyordu. Ama sonra öyle birisiyle çalıştım ki to-do list'lerden nefret ettim. Bu çalıştığım kişi sürekli bir to-do list yapıp o to-do list'i
Gün içerisinde 30 kere güncelleyip ertesi gün yapmadığı işleri, ki bunların hepsi oluyor neredeyse, tekrar temize çekilmesi ve bunların tekrar güncellenmesi oluyordu. Tek yaptığı iş. Ha, bu arada güncelleme derken sakın yanlış anlamayın, işleri bitirdiği için yanına tik atmıyorduk biz. Öyle bir şey yok. Sadece temize çekiyorduk. Güncellememiz buydu bizim. Ve artık to-do listlerin listleri oluşmaya başlamıştı bizde. Bakın önceden de söyledim, çok işsiz olduğum zamanlar oldu. Ama hiç bu kadar boş vaktim olmadı böylesine savuracak kadar. Gün içerisinde yapacağın bellidir. Kalkarsın, oturursun, işini yaparsın, işini bitirirsin. Bu kadar, geri kalanı tamamen teferruat. Evde çalışırken veya kendi işine sahiplendiğin zaman başkasına hesap vermediğin için böyle ayak oyunlarına gelmene gerek yok. Tek rapor vermen gereken kendinsin, onu da kendine mühlet koyarak verebilirsin. Ben bu konuya nereden geldim? Dün akşam Catherine Manning diye bir kız var. Onun bir videosuna denk geldim. Bu arada o kız tam bir psycho. Kız şunu iddia ediyor. Günde 4 saat çalışarak bütün işlerimi yoluna koyabiliyorum. Kendi işinin sahibi olarak bunu yapıyormuş. Öyle iddia ediyor. Bak şimdi, inanan var mı bilmiyorum ama öyle bir şey imkansız. Öyle bir şey olamaz. Bu durum merakımı cezbetti çünkü kızın haksız çıkmasını istedim. Bir yerde yalan söylediğini yakalamak istedim. Sonra videosunda söylediği bir şey dikkatimi çekti. Diyor ki, bir sürü şey yapıp hemen ardından daha başkalarını yapmaya çalışmak çok yorucu. Biraz yavaş olmak, zamanını daha dikkatli değerlendirmek önemli olabiliyor dedi. Haklı, ne yazık ki. Biraz yavaş olup yaptığının keyfini çıkarmanın tadı hiçbir şeye benzemiyor. Ben bu değişimleri yaparken, yani yüzümü gösterip video çektiğim zaman Lilo TV'de veya bu kanalı canlandırmaya karar verdiğim zaman biraz kendime zaman ayırırım, yaptığım işin keyfini çıkarırım diye başlamıştım işe. Özellikle Lilo TV'de ayın son videosunda insanlardan gelen yorumları okuyup onların neler dediğini görmek ve onlarla etkileşim içerisine girmek beni çok cezbetmişti. Çünkü sürekli video yapıyorum ve bir başka konuya geçiyorum ve sürekli olarak ileriye bakıyorum ve ne yaptığımın farkında bile değilim çoğu zaman. Değildim en azından. O yüzden böyle bir değişime girmiştim. Ama sonra ben ne yaptım? Sadece bir gün video koyacağım dediğim kanal için hemen kendime başka bir gün daha ürettim. Ve vücut bir yerde cortladı tabii. Yani havam kimeydi bilemiyorum. Hayır, tek uğraştığım şey YouTube olsa, sadece bu konuya vakit ayırsam tamam. Bir nebzeye kadar anlarım. İyi gidebilir. Ama tek yaptığım iş bu olmadığı için kendime biraz fazla yüklemiş oldum bu durumda. Önümüzdeki aylarda biraz daha düzgün planlamalar yapıp iş yükümü azalttığım zaman bu konuda daha fazla şey yapabilirim ama şu anda kendimi daha fazla yormamaya karar verdim. Ha bu arada videonun devamını izledim. Tırık gibi video. Kız hakikaten haksızdı. Çok yalan söyledi. Yaptığı işlerin çoğunu iş olarak saymadı ve böylece 4 saatin altında kaldı. Yoksa imkanı yok. Yemez yani. 4 saatte bütün işleri bitirmek imkansız. Benim sadece video edit yapmam 3 saatimi alıyor. Ben bu konuda daha dikkatli olmak istiyorum bu sene. Ama sadece dikkatli olmak adına, hayatımın keyfini çıkarmak adına sabahın 4'ünde kalkıp elektrik faturasını cortlatmak gibi bir niyetim de yok. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. İnternette bu verimli olma videoları içerisinde gerçekten işe yarar bazı şeyler öğrendiniz mi? Eğer öğrendiyseniz mutlaka paylaşın. Belki benim de işime yarar. Merakla bekleyeceğim yorumları. Neyse ben gideyim de pizza gelsin.